Değerli arkadaşlar, bugün Suriyeli sığınmacıların neden olduğu bazı sağlık sorunlarından ve risklerinden bahsedeceğim sizlere. Bildiğimiz üzere Suriyeli sığınmacıların durumu ülkemizin en büyük sorunlarından birisi haline geldi. Afrin Harekatı ile birlikte AKP'nin genel başkanı Türkiye'de bulunan 3,5 hatta 4 milyon Suriyeli'yi harekatın ardından evine göndereceklerini açıkladı. Ancak bunun ne kadar gerçekçi olduğu tartışmalı. 7 yıldır ülkemizde bulunan ve işlerini, güçlerini kuran, Türkçeyi öğrenen ve buraya yerleşen insanların bu aşamadan sonra ne kadarının geri gideceği hakikaten şüpheli bir durum olarak karşımıza çıkıyor. 2011 yılında Suriye'de başlayan iç karışıklık sonrasında ülkemize yönelen yoğun göç sonrasında biliyorsunuz sınır illerimizde kamplar oluşturulmuştu. Bu kamplar aslında insani değerler açısından da çok iyi, çok olumlu koşullar sunduğunu söyleyemeyiz. Hem uluslararası sağlık örgütlerinin hem de ülkemizin önemli sağlık kurumlarının yaptığı çalışmalar bu kamplarda ciddi sağlık sorunlarının yaşandığını ortaya koymuştu. Bunları şöyle sıralayabiliriz. Örneğin aşı ile mücadele edilebilen kızamık, verem, hepatit gibi hastalıklar yeniden baş göstermiştir. Kamplarda yaşanan bu sağlık sorunlarının tamamının Türkiye'nin içine ihraç edildiğini de unutmamamız gerekir. Örneğin kızamık, verem, hepatit gibi hastalıkların tamamının bulaşıcı olduğu, aşıyla önlenebilir olduğu ancak sayıların arttığını biliyoruz. Örneğin cinsel yolda bulaşan hastalıklar, HIV, AIDS'in arttığını biliyoruz. Birazdan size rakamlarını da vereceğim. Bununla birlikte fiziksel şiddet yaralanmaları ve cinsel istismarın arttığı rapor ediliyor. Bunun da yine Türkiye'nin içine ihraç edildiğini biliyoruz. Depresyon, kaygı ve stres bozuklukları gibi psikolojik sorunların da arttığını biliyoruz. Yine bunlar da Türkiye'nin içine doğru giriyor. Özellikle ishal, sıtma, menenjit gibi bulaşıcı hastalıklarda da çok ciddi artışlar olduğunu görüyoruz. Bu hastalıkların tamamı da sadece buradaki Suriyelileri değil, hepimizi ilgilendiren hastalıklar. Şimdi biraz resmi rakamlar verelim. Devletin resmi rakamlarından birkaç örnek topladım ki olayın vahametini biraz daha anlayalım diye. 2011 yılından bu yana sığınan Suriyeli sayısının 4 milyona yaklaştığı biliniyor. Hala kesin net rakam bilinmiyor çünkü kayıt altına alınmayanlar da var. Peki bu göç dalgası bizi nasıl etkiliyor, nasıl miras bırakıyor? Birkaç resmi rakamla bunu açıklamak isterim size. Mesela bebek ölüm hızları bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de azalıyor. Ancak Suriye'den göçüp de burada doğan çocukların yaşama tutunma olasılığının daha düşük olduğunu biliyoruz. Türkiye'de bile bebek ölüm hızları, yani bir yaş altındaki bebeklerin ölüm hızları arzu ettiğimiz düzeyde değil. Örneğin 2016 yılı istatistikleri Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 1000 canlı doğumda yaklaşık 10 bebeğimiz ölür iken Türkiye genelinde bu rakamın Güneydoğu'da 14.3'e, Doğu Anadolu'da 12.7'ye çıktığını görüyoruz. Yani Türkiye'de bile biz bunları arzu ettiğimiz noktaya çekememiş iken Suriyeliler için durum daha vahim olduğunu söyleyebiliriz. 5 yaş altı çocukların ölüm hızına baktığımızda Türkiye ortalaması 11.9 iken Güneydoğu'da 17.7'ye kadar çıkıyor. Doğu Anadolu'da ise 16.6'ya kadar çıkıyor. Suriyeli çocukların durumunun çok daha vahim olduğunu söylemek mümkün. Anne ölüm hızlarındaki artış daha da dikkat çekici. Türkiye ortalaması 100 bin canlı doğumda 14.7 Sağlık Bakanlığı verisi. Doğu Anadolu'da 23.8'e, Güneydoğu Anadolu'da ise 18.3'e yükseliyor. Türkiye'de doğum yapan Suriyeli annelerin durumunun ise vahim olduğunu biliyoruz. Bunlarla ilgili ayrı bir veri elimizde maalesef mevcut değil. Bulaşıcı hastalıklara baktığımızda son 8 yılda bulaşıcı hastalıkların da arttığını görüyoruz. Mesela Türkiye'de 2002 yılında 42 AIDS vakası görülürken 2016 yılında bu rakam 94'e çıkıyor. Yani iki katından daha fazla oranda AIDS'te artış olduğunu görüyoruz. Çocuk hastalıklarında ise gözle görülür artış yine devam ediyor. Türkiye'de hepimizin, bütün sağlık çalışanlarının özveriyle yaptığı aşılama işlemlerinden sonra bazı hastalıklar sıfırlanmış iken 2012'den itibaren
bazı bulaşıcı hastalıklarda yeniden artış gözlüyoruz. Örneğin kızamık hastalığı son derece önemli. Bunu da şimdi bakanlık yeni bir moda çıkardı. Yerli yabancı diye ayırıyor. Sanki yerli vaka yabancı vakadan yerli vakaya bulaşma olmazmış gibi. Diyor ki Sağlık Bakanlığı yabancı kökenli vatandaşlarda 31 vaka tespit ettik diyor. Ama 2013'te bu rakam 31'den 674'e yükseliyor. Peki gerçekler böyle mi? Bu bakanlığın açıklaması. Başka veri açıklayan kurumlar da var Türkiye için. Örneğin Türk Tabipleri Birliği'nin yaptığı bir çalışmada bir başka gerçeği gözler önüne seriyor. 2008'deki kızamık vakası ülke genelinde sıfır görünüyor. Yine TTB verilerine göre sıfırlanan bu hastalık 2011'de 111'e çıkıyor. Sağlık Bakanlığı diyor ki bu 111 vakanın tamamı dışarıdan gelmiş ancak uluslararası sağlık kaynakları bunu doğrulamıyor. Bu 111'in sadece 11 tanesinin dışarıdan geldiğini, kalanın ise yerli vaka olduğunu iddia ediyor. Böylece aslında bu göç dalgasının bizi sağlık açısından nasıl etkilediğini, risklerini gözler önüne sermiş oluyor. Yani neredeyse sıfırladığımız hastalıklarla şimdi yeniden mücadele etmeye başlıyoruz ki bunlar da ölümcül olabilir, sakat bırakan hastalıklar olabilir. Örneğin veremli hasta sayısı 2016 yılında hala bakanlığın rakamlarına göre 11.305. Bu da aşıyla önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olmasına rağmen. 2012'de görülen yabancı tüberküloz vakası 249 iken 2016'da 881'e yükseliyor. Yani 249'dan 881'e yükseliyor. Verem hastalığı Suriye'de görüldüğü zaman Suriyeli bunu Suriyeli'ye bulaştıracak diye bir kaide yok. Verem hastalığı kim de görülürse görülsün herkese bulaştırabilir. O nedenle bizim neredeyse tüketme noktasına geldiğimiz, yok etme noktasına geldiğimiz, çok azalttığımız hastalıkların yeniden hortladığını görüyoruz. Sıtma mesela 2002-2016 yılları arasında her yıl ortalama 250-300 vaka saptanmaya başladı. Bunlar da hepsi ciddi riskler içeriyor. Mesela şahçıvanlı vakası yıllardır mücadele ettiğimiz bir hastalık. 2012'de 117 vaka sadece var iken bu oran 2013 yılında yani bir yıl sonra korkunç bir artış gösteriyor. 117'den 3094'e çıkıyor. Bulaşıcı bir hastalık ve bizi çok ciddi şekilde tehdit ediyor. Daha sonra azalmakla birlikte 2014'te 2672, 2016'da 1086 gibi rakamlar hala şahçıvanın açısından bizi ciddi şekilde sıkıntıya sokan vakalar. Solunum yolu hastalıkları, ishal vakaları korkunç düzeylere ulaşmış durumda. 2016'da örneğin 56.896 ishal vakası, solunum yoluna bağlı hastalıklar ise 427.000'e kadar yükseliyor. Böylece Suriyeliler buraya sığınırken elbette gerekli sağlık hizmetleri mutlaka verilmeli. Elbette beslenmeleri, barınmaları sağlanmalı. İnançları gereği, ibadetleri, eğitimleri için okulları mutlaka sağlanmalı. Ancak yapılan en büyük hata bu insanların kamplarda değil, Türkiye'nin her yerine yayılmalarına izin verilmesiydi. Maalesef bunlar nedeniyle de bu hastalıkların bir miktar arttığını ve bizi tehdit ettiğini görmüş oluyoruz. Peki bir iki rakam daha verip aslında bu rakamların hiçbirisi tam rakamlar değil çünkü sadece kayıtlı olan rakamları size vermek durumundayım. Onun dışında kayıtsız olan, Suriye'den gelen doktorlara muayene olup kayıt altına alınamayan pek çok hastanın da çeşitli işlemlerden geçtiğini tahmin etmek zor değil aslında. Örneğin 1 milyona yakın ameliyat gerçekleştirildi Suriyeliler, Suriyeli hastalar için. 1 milyon 200 bine yakın hasta yatarak tedavi gördü. 25 milyondan daha fazla hastaya poliklinik hizmeti verildi. Çok daha önemlisi 224.750 Suriyeli bebek Türk topraklarında doğdu. Şimdi bunlar Türkiye topraklarında doğan bebekler. Gözlerini burada açıyorlar. Vatandaşlık haklarına sahipler. Ve bunların büyük bir çoğunluğu aileleri 7 yıldır burada yaşıyorlar. Türkçeyi öğrenmişler. Ben esnaf ziyaretleri yaparken eskiden Suriyeli birisini gördüğüm zaman hemen anlıyordum konuşmasından.
Şimdi anlamam için biraz daha uzun süre konuşmam gerekiyor. Çünkü gayet iyi Türkçe öğrenmişler. Vurguları gayet iyi. Aksanları aynen Mersin'de yaşayan diğer Araplar, Kürtler gibi benzer bir aksanda ayırmanız pek mümkün değil. Yerleşmişler buraya, iş kurmuşlar. Burada okullara gidiyorlar. Şimdi bizim 2011-2012 yıllarında Suriyelileri, evet kabul edelim, onlar bizim kardeşimizdir, savaştan kaçıyorlar, yardımcı olalım. Ancak derhal Suriye'de barışı sağlayıp bunları kamplardan geri gönderelim dediğinizde bizi insanlık dışı olarak suçlayan, insan olmamakla suçlayan insanlar, başta Cumhurbaşkanı olmak üzere, şimdi bu kadar Türkiye'ye kök salan, hastalıklarını bize getiren, olumlu yönleriyle, olumsuz yönleriyle artık vatandaşımız olan bu insanların bu saatten sonra Suriye'ye göndereceğini söylüyorlar. Bunun ne kadar gerçekçi olduğunu ben yine sizlerin takdirine bırakayım. Savaşlarda en çok acı çekenler kadınlar ve çocuklardır. Yine Suriye iç savaşında en çok acı çeken çocuklar olduğunu gördük ve buraya gelen insanların 1,5 milyonunun çocuk olduğunu, yani 18 yaşın altında olduğunu yine resmi rakamlar söylüyor. Çocukların buraya gelmeleri, kendi topraklarından kopmaları bedenen, ruhen ve sosyal açıdan çok ama çok büyük travmalar yaratıyor ve bu travmalarla maalesef biz de burada yaşamak durumundayız ve bu travmaları da en aza indirip hatta mümkünse çözmek zorundayız. O nedenle Cumhurbaşkanı'nın önceleri baş tacı ettiği, sonra ya ila nihaya burada mı saklayacağız, burada saklayacak halimiz yok diyerek göndermek istediği Suriyeliler yine bir dramın eşiğine gelmiş durumdalar. Hata hatayla düzeltilmez. O nedenle Suriye'deki iç savaşın bitirilmesinde Türkiye'nin çok ama çok önemli bir rolü olduğunu, hala önemli bir aktör olduğunu Türkiye'nin söylemek zorundayız. Buradan, bu bölgeden Amerikalılar, Ruslar çekildiğinde Türklerle Suriyeliler, Türkiye'de yaşayan halklarla Suriye'de yaşayan halklar yine karşı karşıya bakacaklar. Dostluk ve kardeşlik ilişkileri yine devam edecek. O nedenle Suriye'deki savaşın bir an önce bitirilmesinde Türkiye başat rolü oynamak zorundadır. Ama bunun yöntemi yine oraya silahlarla gitmek değil, Suriye'nin resmi otoriteleriyle, resmi hükümetiyle, devletiyle bir an önce masaya oturup sorunları bir an önce burada çözmektir. Bunu da yaparken yurtta barış, dünyada barış atasözümüzü de hiçbir zaman unutmamak gerekir diye buradan yeniden uyarmak istiyoruz. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Evet. Buyurun. Biliyorsunuz MHP'li AK Parti arasında bir ittifak çalışması sürüyor komisyonda. Diğer taraftan 7 Haziran döneminde sonrasında oluşan bu hayır yolun bir ilkeler platformu çerçevesinde bir araya gelebileceği yönünde Saadet Partisi kaynaklı bir öneri de tartışılmaya başladı. Bu ilkelerin içerisinde de özellikle başta parlamenter sisteme dayanan bir anayasa değişikliğinin esas alınarak Cumhurbaşkanlığı seçiminde kişi bazlı değil ama ilkeler bazlı bir bütünlük bir araya getirilebileceği yönünde bir görüş oluştu. Siz bunu nasıl yorumlarsınız? Şimdi yakın siyasi tarihimize baktığımızda Cumhuriyet döneminde partilerin üst düzeyde yaptıkları ittifakların hiçbirisinin tutmadığını görürsünüz. Millet, egemenlik kayıtsız, şartsız bendedir dedi her zaman. Ve milletin bu egemenlik hakkını elinden alacak ya da onu ittifaklar kurarak bir yere kanalize etmeye çalışan bütün insanlara, bütün partilere millet tepki gösterdi. Tokatladı. O nedenle millete rağmen partilerin, üst yöneticilerinin ittifak kurmaları yine millet tarafından cezalandırılacaktır diye düşünüyorum. Bu ittifakı inşallah kurarlar, bize yarar. Bu ittifakı kurmaları gerçekten yine milletimiz tarafından hoş karşılanmayacağı için
bize ve Türkiye'ye yarar. Bu ittifak mutlaka cezalandırılır diye düşünüyorum. Yani inşallah böyle bir ittifakı kurarlar ve bunun da bedelini öderler. Türkiye'de ittifak kurulmaz mı? Kurulur. Ancak ittifakı sadece ve de sadece halk kendi rızasıyla tabanda kurar. Kurmuş mudur? Evet, kurmuştur. 2011 seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin anketlere göre alacağı oy 9, 9,5, 10, 10,5 arasında hep değişiyor. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin baraj altında kalma ihtimalini 2011 seçimleri öncesinde herkes görüyordu. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni de gördü ve tahminimize göre 3 puanı tabanda bizim bütün direnmemize rağmen Milliyetçi Hareket Partisi baraj altına kalmasın diye götürdü Milliyetçi Hareket Partisi'ne verdi. Ve Milliyetçi Hareket Partisi 13'e yakın, 13 civarında bir oyla parlamentoya gitmiş oldu. Yıl 2015, bu sefer Halkların Demokratik Partisi parti olarak parlamentoya girme kararı aldı. Ya da seçime girme kararı aldı. Yine 2015 yılında HDP'nin oyları 9 ile 10,5 arasında değişiyordu. Yani baraj altı kalma ihtimali vardı. Yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanı bütün bizim engelleme çalışmalarımıza, ısrarlarımıza rağmen hayır, Türkiye'nin geleceğinde ben HDP'nin baraj altı kalmasını uygun görmüyorum diyerek bir önceki seçimde MHP'ye verdiği 3 puanı muhtemelen aynı kişiler tarafından bu sefer HDP'ye aktarıldığını görüyoruz. Bunlar benim siyaseti okumam, kişisel tahminlerim, yorumlarım, siyaseti okuma şeklim. O nedenle bu şekildeki ittifakları halk tabanda yaptığı zaman kimse kimseyi suçlamaz. Halk ben böyle münasip gördüm deyip babadan atadan CHP'li olduğu halde birinci sıraya ülkesini koyup oyunu başka bir partiye vermiş olabilir. Bu da ancak baş üstüne gelir ve saygı duyulur. Ama İki parti arasında ittifak kurup ben daha yüksek oy alacağım diye yola çıkar ise bu bugüne kadar tutmamıştır. Yani siyasette 2 artı 2 4 etmeyebilir. 2 artı 2'yi 5'e çıkarmak amacıyla yapılan ittifaklarda 2 artı 2 3 olabilir. Biz bunu denedik mi? Denedik. Nerede denedik? Cumhurbaşkanlığı seçiminde denedik. Sayın Ekmelettin İhsanoğlu ortak aday gösterildi. CHP ve MHP. Ekmelettin İhsanoğlu'nun aldığı oyları toplayın. CHP'nin aldığı oyları bir önceki seçimde toplayın. MHP'nin aldığı oyları toplayın. İkisinin toplamından daha düşük oy çıkmıştır. Çünkü taban ben bu ittifakı beğenmedim demiştir halk. Ve oy vermemiştir. O yüzden halkın üzerinde bir irade olarak kendisini görenler daima cezalandırılmıştır. Cezalandırılacaktır da. Hayır blokuna gelince, hayır bloku pek çok yerde kendini göstermiştir. Gezi olaylarında yine bir blok oluşmuştur, kendini göstermiştir. Hayır oylarında yine bir blok oluşmuştur. Türkiye'de antidemokratik uygulamalara karşı blok oluşturma kabiliyeti gelişmiştir. Şimdi insanlar benzer şekilde ben parlamenter sistemden yana mıyım yoksa tek adam rejiminden yana mıyım düşünecekler. Elbette yerel seçimlerde insanlar kendi partilerine oy verebilirler. Milletvekili seçimlerinde verebilirler ama Cumhurbaşkanlığı seçiminde Türkiye'nin kaderini düşünerek en uygun seçimi yani parlamenter sistemden yana mı yoksa tek adam rejiminden yana mı olduklarını göstermek üzere bir araya gelebilirler. Buna yine halkın kendisi karar verecektir. Bir üçüncü blok bizim adalet yürüyüşümüzde olmuştur. Oraya gelen insanlar da ben Türkiye'de adalet istiyorum diye gelmişlerdir. CHP'yi destekliyorum diye gelmemiştir bu insanlar. Benzer şekilde Cumhurbaşkanlığı seçiminde ben CHP'nin adayını destekliyorum diye CHP'nin adayına oy vermeyecektir. Belki de CHP'yi hiç beğenmeyecektir ama çok daha tehlikeli bir sistem olan tek adam rejimine hayır dediği için gelip o ortak adaya ya da CHP'nin adayına oy vermeyi düşünebilecektir. Bu takdir sadece ve de sadece milletindir. Ama biz oturup masanın etrafına gelip gel kardeşim A partisi, B partisi, C partisi bir araya gelelim. Hayır blokunu oluşturduğu gibi biz bunu yapalım dediğimiz zaman bu da çöker. O yüzden biz böyle bir ittifak içerisinde resmi olarak ve
partiler arasında bir anlaşmayla gitme taraftarı değiliz. Biz yolumuzu çizeceğiz. Türkiye'nin gerçeklerini ortaya koyacak şekilde yola çıkacağız. Ve diyeceğiz ki biz Cumhurbaşkanlığı seçimini kazandığımız zaman bu ülkede parlamenter sisteme geri döneceğiz. Çünkü milli irade, milli hakimiyet esastır diyeceğiz. Buna oy vereceklerse insanlar kendi özgür iradeleriyle oy verebilirler. Saadet Partisi'nin söylediği tabii ki tartışılabilir, değerlendirilebilir ama partiler arası ittifak şeklinde değil, ilkelerle yola çıkılır ve bu ilkeleri destekleyen bireysel vatandaşlar yurduna, memleketine sahip çıkacaktır. Ben siyasi yaşamda şunu gördüm. İnsanlar babadan atadan bir partili olabilirler. İnsanlar bir partiye gönülden bağlı olabilirler. O partinin neferi olabilirler. Ama Türkiye'deki seçmenimizin çok ama çok büyük bir çoğunluğu her zaman birinci sıraya ülkesini koymayı başarmıştır. İster AK Parti'ye oy versin, ister MHP'ye, ister HDP'ye, ister CHP'ye. Milletimiz bir yeri geldiğinde birinci sıraya ülkesini koymayı başarmıştır. İkinci sıraya partisini koyar, o kendi bileceği iş. Peki, çok teşekkür ederim. Peki, çok teşekkür ederim.